Sevgili izleyiciler, ikinci sayfadan günaydın. Bu öyle bir ihanet öyküsü ki kayıtlar var deniliyor. Perde arkasında yaşanılanları da burada bugün teker teker öğreneceksiniz. İkinci sayfadan herkese günaydın. Gerçekten sanki bir boks maçı izler. Kesinlikle. Artık bakıyorum yani, kim ne demiş bakıyorum diye. Bir sağ oradan, bir taraftan diğer kumruk geliyor falan. Aynen. Böyle kim kimi serecek? Miklerde evet. En son kim kalacak? Sence bakıyoruz. Kim kimi seriyor şu anda? Ben şu anda İrem durmuyor evet. Bir kere. İrem durmuyor. İhanet nedeniyle biten ilişkide efendim ikinci round başladı. O gong sesi gelebiliyor mu? Gelemiyor. Taraflar ringe çıktı, kozlarını paylaşıyor. İrem Derici yumrukları... üst üste sallıyor. Gerçekten bir boks maçı anlatıyor olsak böyle anlatırdık herhalde. Ya o dijital platformlarda dizileri izliyoruz ya da uluslararası bu Johnny Depp davalarını falan. Bence buradan bir Johnny Depp davası oraya çıkar. Doğru gidiyor mu? Oraya doğru gidiyor. Yani aynı merakla baktığımı hissettim oradan yola çıkarak. Tabii orada olaylar bambaşka da. Aynen. Ama söz konusu olan ünlü bir reklamcının tıpkı babası gibi yaratıcı olan kızından bahsediyoruz. Kelimeleri, cümleleri akışı öyle bir hazırlıyor ki karşı tarafın dediği gibi ringde ayağa kalkıp bir nefes alacak hali vermiyor. Gerçekten evet. Öyle. Cem'e öfkesi asla geçmiyor. Önce ayrılık sonrası ne dedi? Çeyrek popçusun sen dedi. Ay. Bununla da kalmadı. Sen konser dilenmeye devam et dedi. Cem'in ben kimseyi aldatmadım açıklaması İrem'i daha da kızdırdı. Bu sefer İrem ne yaptı? İfşalara başladı. Yani şunu söyleyelim. Aba altından sopa göstermedi. Sopayı direkt gösterdi. Aba maba bir bakın kenara. Bakın başka neler yaptı diye. Aşk bitti. Kavga başladı. İrem Derici çeyrek popçu dedi. Konser dilencisi diye çıkıştı. İhanetle suçlanan Cem Belevi kendini savundu. Adam gibi de seven bir adamım. Cem Belevi'nin konuşmasının ardından İrem Derici Pandora'nın kutusunu nasıl açtı? Eski sevgilisini neyle suçladı? Yavaş, yavaş, magazin dünyasını sağlayan ayrılığın perde arkası ve detayları ikinci sayfada. İrem Derici ile Cem Belevi uzun süre inkar ettikten sonra aşklarını kabullenmiş ancak aşktan çok tartışmalarla gündem olmuşlardı. Hatta Amsterdam tatilleri bile olaylı bitmişti. Ben aldatıldım ayıptır söylemesi. Çok fena aldatıldım. Kulaktan kulağa dolanansa Cem Belevi'nin İrem Derici'yi aldattığı ve kendini güçlükle affettirdiğiydi. Ben aldatıldım ayıptır söylemesi. Çok fena aldatıldım. Yakaladın mı? Yakalattılar. Yok 3-4 ay oluyor. Ünlü çiftin cephesinde sular durulmuş gibi görünüyordu ki İrem Derici bombayı patlattı. Belki haberim bile yok. Belki daha dinlemedim. Sosyal medya hesabından Cem Belevi için çeyrek popçu ve konser dilencisi dedi İrem Derici. İddiaya göre ikinci kez aldatılmış ve yine yakalanmıştı. Cem Belevi ise bu sözlerin karşısında kendini savunmak için oldukça kontrollü cümleler kurdu. Adam gibi de seven bir adamım. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz ilişki yaşıyoruz, inişte çıkıştı. Yürütemedik, olmadı. Asla kendisini aldatmadım. Aslında biz İrem'le sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. İşte bu sözlerle kendini savundu Cem Belevi. Ancak eski sevgilisinin açıklaması İrem Derici'yi iyice çileden çıkardı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamaya "Über samimiyetsiz açıklamayı dinledim" diyerek başladı. Kartlarını açık oynamaya karar veren İrem Derici ihanete uğradığını ve Cem Belevi'nin çevresindekilere konser takvimi doldurduktan sonra İrem'i yaza kalmadan şutlarım dediğini söyledi. Bir de üzerine elindeki ses kayıtlarını yayınlayacağını belirtti. Anlaşılan bu tartışma daha çok su kaldıracak. Amanın sevgili izleyiciler, şu anda cep telefonumuza Gülşen'le aynı anda bir mesaj geldi ki bu ihanetin öyküsüyle ilgili bir perde arkası bir olay. Demiştik ya perde arkasında anlatacağız, bir şey bekliyorduk. Gülşen sen de bir göz at istersen, evet. Onu da söyleriz şimdi ilerleyen dakikalarda. İnanılır gibi değil yani. Oo. Yani bu kadar kısa süre içinde birbirlerine insanlar nasıl bu kadar oyun hazırlayabiliyorlar? Hani ilişki bir 2 yıl olur, değil mi? 8 yıl olur, 10 yıl olur, yıpranır, araya bir sürü olaylar girer, krizler girer. Yok öyle cicim aylarındaydılar henüz bunlar. 1 yıl bile olmadılar. 1 yıl değil, adam libidom yüksek diyordu. Sehpayla bile flört ediyorum diyordu. Ama şimdi gelen mesaja bakıyorum. Ben de diyordum ki çapkın bu çocuk, çapkın diyordum ama çapkın kelimesi az kalırmış. Hadi okuyalım. Hayır okumayalım.
Ya ben çünkü daha bilgiler de geliyor. Evet. Gerçekten çapkın kelimesi az kalırmış. Hani derler ya şimdi genel olarak söyleyeyim. Saman altından ne? Su yürüten mi denir? Saman altından su yürüten. Karda yürür izini. Aynen. Ama izini belli etmiş. İzini belli etmiş ama ya bu kadar da olmasın artık. Ya yanındaki kadın da saf bir kadın değil. O da çok uyanık bir kadın. Nasıl böyle saklayabildi? Bence bu artık çapkınlığı geçen bir hikaye. Bu bir şey de olabilir. Hani tedavi edilmesi gereken bir durum da olabilir. Bu sadece İrem'le ilgili değil. Daha önceki ilişkisiyle ilgili değil. Ya da bundan sonra yaşayacak durumla da ilgili. Yani karşısındaki kadının kim olduğuyla ilgili değil. Böyle insanlar vardır. Ya da karşısındaki erkeğin kim olduğuyla ilgili olmaz. O aldatma, oyun çevirerek aldatma onların genlerinde vardır. Aslında bu konuları kimle konuşsak? Şarkıdaki soruyu da soracağız. Aşk her şeyi affeder mi? Söz konusu ihanetse affetmek gerekir mi? Kimle konuşacağız? Tabii ki de aşkım kapışmakla aşkımcım. Alalım seni. Aşkım hoş geldin. Hani biz burada ilişkiler üzerine atıp tutuyoruz, konuşuyoruz da biz uzmanı burada. Uzmanı değiliz. Sana bırakacağız sözü. Siz de uzman oldunuz yıllarca artık. Senden öğrendim. Seni dinleye uzman olduk. Şimdi telefonumuza da Cem Belevi ve İrem Derici ayrılığıyla ilgili öyle bir mesaj geldi ki. Hı-hı. Bir kez daha diyoruz ki şaşırmayalım. Ağzım açık kaldı. Yine şaşırdık gerçekten. Birazdan okuyacağız o mesajı da, gelen mesajı da. Hı-hı. Sana şunu soralım. İrem Derici en büyük hatayı İlk ihaneti affetmekle mi yaptın? İhanet affedilmemesi gereken bir şey. Evet. Buradan başlayalım. Yani küçük sorunlar, problemler affedilebilir konuşarak ama ihanet konuşularak aşılacak bir şey değil. İhanet eden tarafın bu konuda destek alması önemli. Bir de şuna çok aldanmamak lazım. İhanetten sonra bir daha yapmayacağım gibi sözler vardır ya mesela. Kişi hızlı bir şekilde yüksek bir duyguyla bir daha yapmayacağım, affet beni diyorsa... Unutmayın, aldatan aldatır, yalan konuşan yalan konuşur. Bunlar bir problemdir. Yani bu böyle hani pişman olduğumda geçecek bir durum değildir. Ben İrem'in hatalı olduğunu şu konuda düşünmüyorum. Çünkü empati kuruyorum bir taraftan, bırakın uzmanlığı. Yani aşk yaşarken insanın gözü bir şey görmüyor gerçekten. Yani hani affetme eşiği daha yüksek oluyor açıkçası. Kaybetme korkusundan dolayı. Burada hatalı olan taraf tabii ki aldatan taraf. Evet. Peki yani İhaneti affetmemeli diyorsun ama ihanetten ihanete çeşit çeşit, sen daha iyi bilirsin, çeşitleri var. Evet. Hani gözle yapılan var, mesajla yapılan var, evet. Artık fiziki bir noktaya varması var. Aklından onu geçirmek de bazılarına göre ihanet. Ne noktada affedilmemeli? Şöyle... Yani Cem Belevi gelip deseydi ki evet gözüm o gün bir kıza kaydı, bir de kahve içtik ama bu kadar. Bu da mı affedilmemeli? Şu şöyle bir şey, kadının da erkeğin de bir ilişkinin içinde zihninde başka şeyler geçebilir. Biz bunu ne görebiliriz, ne hissedebiliriz. Hissetsek de bu ne suçtu ne yanlış bir şeydi. Çünkü beynimiz ister istemez bazen başkalarını düşünebiliyor. Önemli olan o düşünce geldiğinde bunu niye düşünüyorum, niye böyle bir şey ihtiyaç duyuyorum diye kişinin kendine sorması lazım. Ama bu düşünsellik eyleme dönüşüyorsa bu artık hani aldatma artık şundan çıktı. Eskiden aldatmaya cinsellik gibi düşünüyorduk. Yani bir başka biriyle yaşanılan, üçüncü kişiyle yaşanan cinsellik gibiydi. Ama artık son zamanlarda bu akıl, ruh, psikoloji biraz daha ilerledi. İnsanlar daha bilinçli olmaya başladı. Artık bırak cinselliği, biriyle benim dışımda flört etmen de. Tabii onunla bir DM yazışması bile artık bir aldatmanın başlangıcı diye gözüküyor. Burada affedilme sürecinden ziyade bence... İrem'in burada şey yaptığı, İrem duygularını çok yüksek yaşayan biri. Evet. İyi duyguyu da kötü duyguyu da yüksek yaşıyor. Ve şunu açık açık söyleyeceğim, siz daha iyi tanıyorsunuz İrem'i. Yani benim çok az sohbetim var ama bilirim İrem'i ben. Ben neyi fark ettim biliyor musun? İrem bu camiadaki diğer sanatçıların çoğundan daha gerçek ve daha dürüst. Bak bunu açık açık oyun söyleyebiliyorum. Oynamıyor. Direkt... Evet. Up olabilir, yüksek olabilir. Evet. Anlatabiliyor Hiç muyum? Hiç rol yani, yapmıyor. Evet. Yapmıyor. Gerçekliği çok ortada. Bu kadına da bu yapılmaz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi Cem sessiz kalsaydı keşke. Bak ne güzel söyledin. Keşke hiç konuşmasaydı. Evet. Hani şöyle yapar, İrem'i aldatmadım. Ben hiçbir kadını aldatmayı beceremem zaten böyle şeyleri diyerek aslında ateşi daha da körüklemedi mi? Evet, tahrik etti her şeyi. İnanılmaz ama, sinirlendi. Ama Cem'in, bir kadın var ortada. Evet ama orada Cem'in kaldıramadığı sadece ihanet olsaydı ses etmeyecekti. Çeyrek topçu etraftan konser dileniyorsun diyerek mesleki anlamda bir itibar kaybına uğratacak açıklamalar yaptı. Orada
delirdi bence. Yoksa beni aldattı, başkasıyla yakaladım, o yine susardı. Ama çeyrek popçu ve etraftan konser dileniyorsun, ne demek? Bak, ona bile aslında daha sakin kaldı. Bilmiyorum. Orada bile işte o ne diyorsa öyledir falan hep alttan almaya çalıştı. Ne zamana kadar? İrem onun açıklamasını bir gördü. Delirdi. Evet. Zaten yani ben dedi ne o açıklamayı da getirelim. İnanılmaz bir açıklama. Şuradaki konser dileniyor diyor. Yaz sonuna kalmaz. İrem'i şutlarım zaten. Bunlar gerçek bilgiler değil mi? O sonradan gelen açıklama. Bu mesaj evet İrem'in en son paylaştığı artık ifşalara başladı. Diyor ki İrem ben birkaç saat uyuyup uyanayım her şeyi anlatayım ya. Uyudu uyandı ama hiçbir şey anlatmadı. O arada neler oldu acaba onu da konuşacağız. Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye böyle şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi ha ne dersin? Ses kayıtları var elimde diyor. Yaz sonuna kalmaz. İrem'i şutlarım zaten. Şu takvimi bir doldurayım. Şimdi kötü çocuk imajı çizemem mi olsun ilk konumuz. Yoksa alevler attın influencerlar mı? Sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya. Bana fark etmez diyor. Sıktı artık bu sahtekarlık demek. Sıktı artık bu sık yaşadığı bir şey demek ki. Evet. Yani orada bir şey var. İkinci artı. Belki bilmediğimiz aralarda bilmediğimiz bir şeyler daha oldu. Sadece aldatmanın değil, aldatmanın dışında da sahtekarlık duygusunu hissetmiş olabilir. O influencerlarla yazışmalarını ve alev atmalarını falan yakaladıysa. Ama şu bilgiyi de karşı taraftan yani Cem Belevi ile o dönemde yasak bir şeyler yaşamış olan bir kızdan öğrenmiş olsa gerek. Ya... Yazın atacağım zaten bitecek. Yaz sonuna kalmaz. İrem'in şutlarım lafını öğrenmiş bir yerden. O kızdan değil bence. Hayır o kızlardan bir tanesindendir. Bence Cem birine böyle bir mesaj attı. Evet sesli mesaj. Evet işte onu bence söylüyorum. Bence o kızlardan birine değil. Ha, ya da belki bir müzik dünyasından bir menajer. Bir nasıl güveniyor? Artık bilmiyoruz kime birilerine attı. O mesaj İrem'e kadar gitti. Nasıl güveniyor? Yoksa gizli saklı İrem'in ben Cem'in sesini kaydettiğini falan sanmıyorum. Hayır o belki kızlardan İrem'e iletiyor. Kızlardan bir tanesi ne zaman ayrılacaksınız? Ama hem benle flört ediyorsun iş diyor. İş konuşuyor burada. Şu konser takvimini bir doldurayım bak. Orada bir iş konuşuyor. Olabilir. Ve baktım Cem'in konser takvimi dolmuş. Hı. Mayıs kapalı. Kapalı mı? Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir mesaj atmışsa eğer bu şekilde birine, bir kadına. Bir sesli mesaj atıyor. Evet, birincisi İrem'i nesne olarak görüyor demek ki. Hı. İlişkide nesneleştirme diye bir şey var karşı tarafı. Yani birini nesneleştirirsen ondan fayda sağlamaya başlarsın. O artık insan değil senin için bir nesne olur. İki... İşte yaz sonuna kadar doldurayım edeyim. Bunu niye rahat bir şekilde yollayabiliyor diye merak ediyorsunuz değil mi? Yani evet. İrem Derece'nin sebebi iş güç değil, libidal enerjinin fazla olması. Orada bir problem var. Zaten bunu kendi röportajda... Yani engel olamıyor bu duygularına ve dürtülerine engel olamıyor büyük bir ihtimalle. Anladığım kadarıyla aşkın ve ilişkinin en top noktasını yaşayıp ve bırakıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Oradan besleniyor. Bulaştığın zaman hevesi kırılıyor gibi. Evet. Oradan besleniyor. Oradan üretiyordur, yazıyordur, çiziyordur belki. Yani ona şimdi iyi geliyordur belki. Cem Belevi'nin İrem'i aldattığı bir oyuncu yazıyor kendisi için ama dizilerde hiç görmedik hiçbir şeyde. Model olabilir. Adı neydi? Nesrin miydi? Unuttum. Sadece onunla kaldığını da Nergis. Sadece onunla kaldığını da düşünmüyoruz. Nergis'le birlikte bir sürü birileri daha var. Eğer libidonun alevler yüksekliğinin, evet, libidonun yükseklerinin altı bu kadar çiziliyorsa bir şey var. Peki Cem Belevi saygı duyuyorum dedi önce açıklamasına. Kendisini seviyorum dedi. Ben adam gibi seven biriyim dedi. Alttan almaya çalıştı ama İrem Derici'nin ses kayıtları ve daha ağır açıklamaların ardından artık yavaş yavaş onun da sabrı taşıyor gibi. Çünkü herkes haddini bilsin demeye başladı. İzleyelim. Malum konuya geleceğim. Hiç gelmedi. Bazı açıklamaları oldu. Hiç gelmedi. Bugün de bir paylaşım kayıtları olduğunu söyledi. Ses kaydı var mı peki? Öyle bir soru. Vallahi sizden fazla bir şey bilmiyorum. Yani kendisi paylaştı sosyal medyada. Ses kayıtlarımızın ve bazı konserlerimi doldurduktan sonra gidenler zaten ayrıca. Dün mü başlamışım ben bu işe? Ben dün mü başlamışım? Ben bu ödülleri dün mü alıyorum? Herkes bir haddini yerine gitsin. Mağdur ediliyeti yapmasın. Kolay gelsin. Ayıp da etmesin kimseye. Çünkü açıklayacağını söyledi. Hani neye güvenerek böyle bir şey söyledi sizce peki? Ses kayıtları vallahi oldu. Senden çok bir şey biliyorum. Bugün yarın karşınıza bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Dağıtın diyorsun. Var mı başka bir şey?
Son olarak aldatılmayı da söyledi. Peki öyle bir şey kimse mağdur edebiyatı yapmasın. Herkes kendini düşüne baksın. Davranışını da sorgulasın. Bu kadar. Sizin mi aldatıldınız yoksa? Öyle bir söyle. Teşekkür ederiz. Bakarız. Teşekkürler. Cem Belevi'nin bugüne kadar gülen yüzü artık yavaş yavaş geriliyor. Özellikle o ağız kısmı. Sen daha iyi okursun beden dilini. Evet, bayağı gergin. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın diyor. Şimdi yüzünde bir yorgunluk ve üzüntü var. Var. Ağır bir yorgunluk var hem de. Aynı zamanda bir tedirginlik, kaygı yaşıyor. Büyük bir ihtimalle arada bir diyaloglar yaşanmış. O çok germiş onu. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın ve davranışlarına dikkat etsin derken ilişki boyunca ciddi anlamda belki İrem'in yüksek up davranışlarıyla ilgili bir şey söylemeye çalışıyor büyük bir ihtimalle. O davranışlar çok yormuş anladığım kadarıyla. Elleri sürekli, kafasını sürekli şöyle yana doğru alıyor, gözlerini kaçırıyor. Yüzünü bu tarafa dönsene aşkın, daha rahat sesinde şey yapar, hı-hı, daha rahat çıkar. Şimdi kaçmaya çalışıyor tabii ki, bedeninde evet, bir kaçma isteği var. Bir hatası var onun farkında, onun konu oraya gelsin istemiyor açıkçası. Ama şöyle bir şey hissettim, hı, yani hani benim gördüğüm kadarıyla Cem ilişki yaşamamış İrem'le. Evet. Yani anlattığı gibi bir ilişki yaşamamış. Yani çok sevdim, aşık olduğum gibi. Bir kere mantıken bir hikayede böyle hani aşık oldum, çok sevdim deyip bu raddeye gelemezsin. Yani aşkın yani biyolojik bir süreci var zaten, bu raddeye gelemezsin. Bir de İrem'in yanındayken her röportajda bir gerginliği vardı Cem'in. Hı-hı. Sürekli. Evet. Evet. Bunlar, evet, şu hareketler var. İrem çünkü baskın. Baskın ve açıkçası şu da var, yani bu camiayı siz de iyi bilirsiniz. Yani yanındaki insan daha popüler. İlgi daha çok ona yönelik. Evet. Bu da ister istemez orada bir varlık hissi hissedemiyor ilişkinin içinde. Röportajlar yaparken orada çok geriliyor. Bu da şunu gösteriyor bize. Sen niçin oradasın? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir gün önce bu röportajdan bir gün önce de Quality dergisinin ödül gecesine katıldı. Orada daha rahat görünüyor. Bir o görüntüye bakalım, bir bu görüntüyle karşılaştıralım. Şimdi izleyelim. Daha sonra. Orada. Bu bir sonraki. Bir sonraki. Evet. İrem Hanım'la da bir beraberliğiniz vardı. Ayrılık da sonuçlandı evet, galiba. Bir açıklamada bulundu. Evet, neler söyleyeceksiniz? Biraz da ağır bir açıklamaydı. Evet. Ben biliyorsunuz yani ilişkimle ilgili konuşmayı yani hiçbir zaman böyle hani basın önünde sevmedim. Pek tercih ettiğim bir şey değil. Ancak tabii bir paylaşımda yaptığı için kendisi birkaç şey söylemek istiyor. Kendisine de ilettim zaten de. Aslında biz İrem'le sizin zannettiğinizden daha önce ilişkimizi noktaladık. Fakat bunu duyurmak istemedik. Daha doğrusu kendisi istemedi. Benden de rica etti. Özel bir sebebi var. Ben kendisine ve ilişkimize hala çok saygı duyduğum için o da bende kalacak. Karşımda bir kadın var her şeyden önce. Çok değerli bir meslektaşım var. Çok güzel de bir yürek var. Bir şey artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum. Bir şeyler paylaşmış ama ben kendisini çok sevdim. Hepimiz ilişki yaşıyoruz, inişli çıkışlı. Yürütemedik, olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, aşkını dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım yani. Adam gibi de seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka şeyler. Böyle cümlelerle bile ben... Daha önceden de aldattınız ama ilişkiye ikinci böyle, bir şans verildiği konuşuldu. Böyle bir şey olabilir. Şimdi tekrardan... Böyle bir şey olmadı. Bir manken. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamazdı. Yani böyle bir... Ya benim aşka böyle bir bakış açım yok ya. Popçuluğunuza da laf etti, konser dilen şeklinde. O da çıkışı var. Ben çok ağır konuşuyor. Hala çok seviyorum onu. Hala da çok saygı duyuyorum. Onun yüreğinden gelenle fevrice ağzından çıkanlar biri olmayabilir. O yüzden ben takılmıyorum söylediklerine. Canı sağ olsun istediğini diyebilir ama içi rahat olsun. Benim de içim çok rahat. Asla kendisini aldatmadım. Ben hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Yani ben aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım. Söyleyeceklerim de bu kadar. Yani tekrar bir barışma talebiniz olmuş mu peki sonrasında? Olmadı. Aldatamam, beceremem lafından sonra mı acaba İrem'de
Teller attı, çıldır, şafak attı. Cem şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapmıştı. Can Yaman'la bir dizide oynamıştı. Hmm. İyi bir oyuncu olduğunda zaten açıklamaya baktığın zaman o sonunda böyle o vurguyla beraber gayet güzel gösteriyor. Altını da çiziyorum diyorsun yani bu konuda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Alt metninde şunu mu söylüyor? Tamam İrem, ben bir hata yaptım. Ama kapat artık konuyu. Pişmanım ama sen güzel İrem, tatlı İrem, sen şu konuyu kapat artık, fazla uzatma. Çok fevri diyor ya mesela. Aha. Yani o fevrilikten kastı bu. Kastı bu, aynen. Ben en çok orada güzel yürek İrem'e takıldım. Göreceğiz birkaç güne sizin güzel yüreğinizi. Bir insan... Birbirinizin yüreğine hançer saplayacaksınız da öyle gidiyor. Bir insan birine çok güzel yürek, çok iyi insan diyorsa canım, bu şu demektir yani. Bana kötülük yapma. Ha. Benimle ilgili güzel şeyler söyle. Elinde malzeme var ama ortaya saçma demek aynen istiyor öyle. Değil mi? Başta da ben ilişkilerim hakkında çok konuşmuyorum diyor. Tabii onun tarzıdır, bir şey diyemem. Yani hani aslında hiçbirimiz konuşmayalım demeye çalışıyor. Sen de konuşma demeye çalışıyor. Burada daha rahattı ama beden dili. Yani o dediğinle alakalı sonra herhalde bir şeyler oldu arada. İrem daha sert açıklama yapınca o da bu sefer haddini bilsin herkes demeye gitti. Ama ben İrem'in daha sert açıklama yapacağını düşünmüyorum. Burada bırakacağını bırakır düşünmüyorum. Bırakır mı diyorsun? Evet. Cem Belevi'nin hal ve tavrına bağlı. Ama ben bizim tanıdığımız İrem de burada durmaz. Ben sana söyleyeyim mi? Bugün herkes haddini bilsin cümlesi İrem'i kızdırır. Ya bilmiyorum katılıyor musunuz? İhanet gerçekten çok can acıtan bir şey. Kolay affedemiyor insan, kolay sindiremiyor. Ama ondan daha ağır bir şey varsa karşındaki insanın seni kullanması. Hı hı. Duygularını kullanması, seviyormuş gibi yapması. Neden? Gibi yapması. Konser takvimi de olsun diye. Bence bu gerçekse çok acı bir şey. Bu his ihanetten bile daha acı. Bilmiyorum katılıyor musun? Kesinlikle öyle. Kullanılmışlık, yalan yani bunların hepsi. Tabii. İhanet daha kolay atlatılabiliyor bu anlamda. Tabii sömürülme. Beni basamak olarak mı gördün diyorsun? Tabii. Hiç mi sevmedin diyorsun? Peki aşkım sen bu çifte baktığında İrem Derici'den Cem Belevi'ye, Cem Belevi'den de İrem Derici'ye yoğun bir aşk ve sevgi görüyor musun? Cem'de görmüyorum. Evet. İrem'in duygularının daha yoğun olduğunu düşünüyorum. İrem herkese yoğun zaten. Evet, duygularını yoğun. Bir yukarıda bir aşağıda. Ya ben hani şunu söyleyeyim, burada haklı haksız tabii ki her şey çıkacak ortaya yakın bir zamanda. Ama ben İrem'in duygularını daha yoğun ve gerçek yaşadığını düşünüyorum. Evet, İrem... hızlıdır, yoğundur, aksi olabilir. Her insan bir mizacı var. Herkes de yapamıyor olabilir ama duygularını yaşamadığı anlamına gelmiyor. İrem, eğer Cem bunları yaşatmasaydı ona, İrem onu çok iyi sahiplenirdi diye düşünüyorum açıkçası. Sahiplenmişti de zaten. Evet. Yani, ama yorucu bir ilişkileri olurdu. Evet, şimdi... Yorucu bir ilişkileri olurdu. Cem onu kaldıramazdı. Evet. Büyük bir ihtimalle o süreci. Ama Cem'in de istediği buydu diye gözüküyor. Çünkü ilk Amsterdam tatillerinden bile kavgayla döndüler. Cem ve İrem'in ayrılığına dair... Bunu çok özür dilerim. Tabii. Şunun asıl sebebi şu. Bazı insanlar aşırı yakınlaştığında işgaliyetten patlarlar. Bence, bunlar hep böyle uzak uzak olmalı. Ara ara yakınlaşacak, uzaklaşacak. Bazı arkadaşımı tatilde tanı derler. Aynen, aşırı yakınlaşma kötü duyguları çıkartıyor ne yazık ki ortaya. Şimdi şunu unutmayın. Çiftler tatile gittiğinde bir şey patlıyorsa orada ettiği cümleler içindeki gerçek cümlelerdir. Affedersin yanlışlıkla oldu, özlerin falan yoktur yani. Yakınlaştığında kim ne söylüyorsa onlar gerçektir. Yani. Çok çabuk yakınlaştılar. Amsterdam... Ayda bir buluşsalardı bir pastanede bir tane lokantada. Amsterdam tatillerine dair bir görüntüyü hiç unutmuyorum. İrem arkada, Cem önde. Koşarak kaçıyorum bu tatilden. Hani bıktım senden der gibi. Demek ki gerçekmiş. Tabii. Ya onları hep doğru baz alabilirsiniz. Bu ayrılığa dair cep telefonumuza gelen ve bizi çok şaşırtan bir mesaj. Evet. Cem'in torpidosunda, arabasının torpidosunda ikinci bir cep telefonu varmış. İrem bu ikinci cep telefonunu bulunca her şey patlıyor. Cem'in gizli bir çapkınlık telefonuymuş bu. O telefondan işte influencerlara, işte başka insan kızlara mesajlar gönderiyormuş. İrem'e bunu biri söylüyor. İrem de telefonu buluyor, kurcalıyor ve gerçeklerle karşılaşıyor. O da yüzleşiyor her şey. Evet. Ses kayıtları falan demek ki o cep telefonunda var. İnsan böyle bir şey yapıyorsa niye otomobilinin torpidosuna kor? Daha böyle gizli bir bölme yok mu? Hayır. Burada şeye bakmak lazım. Hmm. Bazı insanlar bazı şeyleri yaparken bilinç dışı bir taraftan yakalanmak ister. Allah Allah. Aynı şeyi söyleyecektim biliyor musun? Katilin böyle iz bırakma şey gibidir. Gibi. Buradan şunu mu çıkarıyoruz? Vay ben ne erkeğim işte bak falan mı? Ona mı getiriyor? Yani niye yakalanmak ister? Bilinme arzusu.
Breaking Bad, Walter White. O yüzden, şey o yüzden beyin farkında olmadan o telefonu herkesin bulacağı ya da bir şekilde evet. yakalanacağı yere bilinçli yapmaz bunu. Yani iradesinin dışında bilinç dışı yapar. O çok ilginç bir şey. Evet. Yani öyle bir duygusu olmasa o saklanır. Yani hiç kimsenin şeyi duymaz yani. Bir de zaten İrem'e gizli bilgi gelmesine gerek yok. O sanki böyle kurcalarmış gibi geliyor. Kurcalayıcı bir kadın gibi. Bir de eninde sonunda İrem'e gelirdi ki bunlar. Tabii. Yani popüler bir kadın, önde bir kadın. Yani hani eninde sonunda birileri yani ona yapacak. Popüler insanların aşklarında her zaman böyle bir tehlike var. Var. Sadece torpido gözleri değil, DM kutuları var. Ama şunu da söyleyeyim. Yani bu ilişkinin nazarında bütün belki camiaya açık söyleyeyim. Bir şey ne kadar açık ve ortadaysa o aşk yürümez. Bakın bu hepimiz için geçerli. Bir şey ne kadar aleniyse, ben hayatımı ne kadar ortaya döküyorsam, kendimi ne kadar ortaya atıyorsam, ilişkini ne yazık ki bir süre sonra beyin aşkı yok etmeye başlıyor. Yani orada bir keşfetme arzusu bitiyor artık. Heyecan bitiyor. Her şey bitiyor. Ve dikkat ediyorsan genelde camiadaki ilişkiler buna dönmeye başladı. Evet. Yani şunu önerebilirim. Bu kadar ortada yaşamamaya çalışın her şeyi. Evet. Gerçekten ilişki istiyorsanız eğer. Bak gerçekten ilişki istiyorsanız. Çünkü beynimiz ilişkide mahremiyeti seviyor. Yani bazı şeylerin mahremde kalması, özellikle güzel şeylerin mahremde kalması. Biz artık güzellikleri de atıyoruz ortalığa, herkes görsün istiyoruz. Evet. Bu iyi bir şey değil. Buna dikkat edebiliriz en azından. Evet sevgili izleyiciler, pop dünyası ihanet, aşk ve eski ortakların kapışmasıyla bu aralar fokur fokur kaynıyor. Bu kez maddemiz Demet Akalın, pop yıldızı Demet Akalın'la pop dünyasına hit şarkılar kazandıran yıldız isim Ersay Üner arasında. Demet Akalın eski ortağı diyelim, birlikte önemli Tabii. şarkıları imza attıkları Ersay Üner'e yıllar önce hediye ettiği otomobili hatırlattı. Demet Akalın da tıpkı İrem Derici gibi her şeyi yüksek yaşayan bir isim. Ersay Üner de Demet Akalın'a cevap verdi ve şimdi ikinci sayfa yeni bir iddia ortaya atıyor. Bu kapışmayla ilgili izleyelim. Dostluk bitti. Eski defterler tek tek açıldı. Ersay Üner de Kaya'nın yolundan mı gidecek? Demet Akalın artık hiç şarkılarını söyleyemeyecek mi? Demet Akalın'la Ersay Üner'in iş ortaklığı çok eski yıllara dayanıyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın o zamanlar sadece söz yazarlığı ve bestecilik yapan Ersay Üner'den şarkı almadan albüm yapmam diyecek kadar iddialı. Bu uğurda Hande Yener'le arasını bozacak kadar da Ersay Üner'le çalışma heveslisiydi. Ünlü ikilinin arasına kara kedi girdi. Epey bir sürede küs kaldılar. Sonra arayı düzelttiler ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Gelelim son krize ve yaşananlara. Demet Akalın, Trabzonspor'un kutlama görüntülerinde kendi şarkısının kullanılması üzerinden Aleyna Tilki'yi hedef almış ve demek ki önemli olan don değil, şarkıymış diyerek Aleyna Tilki'nin yeni klibine ve dünya starı olma hayaline laf atmıştı. Demet Akalın'ın bu paylaşımının ardından Ersay Üner, Aleyna Tilki'ye destek veren bir açıklama yaptı. Zaten ipler de bu açıklamadan sonra koptu. Ersay Üner, Aleyna Tilki'ye başarılar diliyor, cesaretinden dolayı tebrik ediyorum dedi. Demet Akalın anında eski defterleri açtı. Demet Akalın son model bir fotoğrafı paylaşarak bunu zamanında birinin kapısına çekmiştim dedi ve Ersay Üner'i nankörlükle suçladı. Ersay Üner bu ağır sözlere henüz bir yanıt vermedi ama magazin dünyası şoke eden bir iddiayla sarsıldı. Yıllar evvel Kayahan'da uzun süre birlikte çalıştığı Nilüfer'e küsmüş ve kendi yazdığı 17 şarkıyı söylemesini yasaklatmıştı. İddiaya göre Ersay Üner de aynı yolu izleyecek ve Demet Akalın'ın hit şarkılarını söylemesini engelleyecek. Sizce Ersay Üner'in şarkılarını yasaklatması Demet Akalın'ın kariyerini etkiler mi? Evet, müzik dünyası yıllar önceki bir ortaklığın bozulmasını hatırladı bununla ilgili olarak. Biliyorsunuz Kayahan'la Nilüfer'in, rahmetli Kayahan'la Nilüfer'in arası bozulduğunda Kayahan Nilüfer'e verdiği ve Nilüfer'in kariyeri içinde çok önemli olan 17 şarkıyı okumasını yasaklamıştı. Ölümüne doğru barıştılar ama çok yıllarını kaybettiler. Şimdi aynı şey onlar için olur mu deniliyor ama... Aşkım. Ersay Üner'in öyle birisi olmadığını da yok. Ya öyle bir girişimde bulunmayacağını da Ersay'ı bir şekilde tanıyanlardan araştık. Dün zaten ben de iyi çokça Ersay'ı. Mesaj geldi. Aynen. Ersay Üner hiç o kalitede bir insan değil evet. diyorlar. Şunu da söyleyelim. Biraz önce İrem Derici'den bahsederken söylediği şey aslında Demet Akalın da içinde geçerli. O da duygularını çok yüksekte yaşıyor. Demet'in şöyle bir özelliği var. Pire için yorgan yakanlarda. Yani bir anda sinirleniyor, hemen sakinleşebiliyor. Normalde ne yaparsın? Birine kızarsın, küsersin ya da işte ona tepkini cep telefonuna attığın mesajı iletirsin falan. Demet
küstüğünü de sevdiğini de bir şekilde göstermek ve paylaşmak istiyor. Bunu da sosyal medyadan yapıyor. Bu benim düşmanım oldu ilan ediyor. Bu benim dostum oldu ilan ediyor. Seviyor böyle göstermeyi. Bence şöyle bir bakın olaya. Ya işte Demet dedin, İrem dedin. Aslında birçok insan için de geçerli. İnsanların bu olaylarda verdiği tepkiler neyse bunları anneleri çocukken onlara yapmış. Anlatabiliyor muyum? Anne çocuğunu işte dost düşman şey ya da işte ufacık bir hatada kızarak bağırarak büyüttüğünde çocuk anneden öğrenir bunu. Bu şu demek. Kadınlar yaşlandıkça annesine dönüşüyor. Evet, hepimiz benziyoruz bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu çok önemli. O yüzden belki bunu insanlar hani evet bunları yapabilir, söyleyebilir, konuşabilir. Bir taraftan da şunu yapalım artık. Yani hani tamam ben anneme dönüşürüm bunu bırakmam lazım. Çünkü farkında mısınız? Yani hani dostu ayırdın, düşmanı ayırdın, yalnız kalacaksın. Bir de ben şeye hani hoşuma gitmedi açıkçası arabanın fotoğrafının paylaşılması. Evet, yıllar hoş önce. Hoş değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu neyi gösterir bana biliyor musun? Ben ilişkilerimi bununla kurarım. Ben hediyelerle bağlarım insanları kendime. Çevremdeki insan. Bu ne demek? Gerçek sevgiyi alamıyorum. Ben bir şekilde gücümle insanları elimde tutuyorum. Gücümle aynen ama bir yere kadar yani. Bir süre sonra da artık olay bambaşka yerlere gitmeye başladı. Evet. Aşkım böyle insanlar var Demet'in haricinde de söyleyelim. Yüksek evet. Hediyeler ya da tatillere götürüyorlar ya da önemli yemeklerde işte onları ısmarlıyorlar evet, falan. Evet. Mesele orada sevgiyi almak mı yoksa senin üstünde hüküm sahibi benim, patron benim. İki şey şu. O masaya oturan adam ya da kadın zaten bunu istiyor. Bu birincisi. Senin üzerinde hakimiyet gücünü gösteriyor. Dediğin çok doğru. Gücüyle eziyor seni. İkincisi de istediğini o şekilde alıyor. Ama şöyle bir şey var. Eninde sonunda bunu yaptığın kişiyle aram bozulacak. Ya eninde sonunda bozulacak yani. Hani burada çünkü gerçek bir ilişki kurmuyorsun. Zaten sağlıklı ruh haline sahip insanlar bunları yapmadan ilişki kurabilen insanlardır. Bunu kuramıyorsan olay paraya, mala mülke dönüşecek. Şimdi de evet. Hem Demet'i hem de Ersa'yı tanıyan müzik dünyasında da çok etkin bir isimden de bir mesaj geldi. Bayağı da uzun bir mesaj ve yazmaya da devam ediyor. Kızlar selam. Ersay Üner, evet katılıyoruz biz de. Türk müziğine yön veren, hiç şarkılara imza atan çok önemli bir müzisyendir. Kesinlikle. Lütfen bunun altını çizelim. Evet, şarkılar da Evrim Hadise'ye, Aleyna'ya kadar geniş bir şarkıcı yelpazesi vardır. Kariyerinde sıkıntılı günler yaşayan Hadise ile Aleyna'nın can simidi olmuştur. Ve kaşesi de çok yüksek söz yazarlarından biridir demiş. Parantez içinde de 25 bin euro demiş. 25 bin euro ne kadar? Çok yüksek. Zaten dikkat ederseniz haberlerimizde de birçok şeyde biz de farkında değildik. Çünkü hep böyle söz yazarı, müzik falan Ersay'ın şarkılarını çalıyoruz. Sadece o şarkıların telifleri yeter. Evet. Tabii canım. Ersay'ın kimseden gelen bir hediyeye ihtiyacı yok. O bahsedilen araba Ersay'ın Demet'e yeni albüm yapması için alındı. Ama hediye falan değil, hava parasıdır. Belki hani... Evet, hava parası. Anladım, olabilir. Para yerine verilmiş aynen, bir şey. Aynen. Şimdi, hani, hak o zaman küslük bu. Bitti, işte bir albüm yapacağız. Al da bu araba da senin. Şimdi bazı yapım şirketleri diyelim ki bana albüm yapacak, sen de arkasındaki güçsün. Albümün arkasındaki güçsün. Ben almış gibi gözüküyorum sana arabayı. Halbuki yapım şirketi seni bana bağlamak için sana böyle bir hediye sunuyor. Avans gibi aslına bakarsan. Avans gibi ya yazlık alıyor ya daire alıyor ya da otomobil alıyor. Şimdi gelelim mesajın sonundaki en vurucu kısma. Demet bugün milyonluk villada oturuyor. Sahnelerden kazanıyorsa Ersay şarkıları sayesinde kimse nankörlük yapmasın diye bir sürü de ünlem koymuş sonuna. Evet. Ben de Ersay'ı açık söyleyeyim, ben de konuşayım. Evet, çok etkili bir burada hani gerçek ilişkiye göre hareket edeyim. Ben de Ersay'ı tanırım. Çok stüdyosunda oturdum, sohbet ettim. Bu diyaloglarda olabilecek biri olmadığını çok iyi biliyorum Ersay'ın. O şarkıları yasaklama kısmında buna da hani insan olarak baktığımda hiç ihtimal vermiyorum. Biz de yani hiç ihtimal vermiyoruz. Sadece insanların aklına gelen bir şey. Aynen öyle. Edis'i ve Aleyna'yı desteklemesini de çok doğru buluyorum. Evet. Yani bu kişisel görüşüm açıkçası. Hı-hı. Ama yani şunu da artık bir bıraksa artık bazı ünlüler. Yani insanlara böyle bel altı vuruşlar artık bitti bu dönemler ya. Eskilerde kaldı. Yani daha keşke biraz daha yüksek kalitede ilişki tartışabilsek. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Birbirimizi ezmeden, aşağılamadan, bel altı vurmadan. Tartışmanın bir de böyle bir boyutları var. Ne zaman elitleşeceğiz onu bilmiyorum.
Bakın ne zaman elitleşeceğiz onu bilmiyorum. Evet, yani ne elit gençlerimiz var, ne elit sanatçılarımız kaldı. Kavgada ya biraz kavganın da elit kalmak olsun değil mi böyle? Evet, evet ya. Ben eve döndüğümde oturup diyebileyim ya. Demet öyle bir laf etti ki ulan ne çay çıkarttım ben bundan diyebileyim. Evet, ne şık bir geliyor kavgada. Gidiyor buradan evet. Cümleler. Biraz lütfen elit olun. Biraz daha kaliteli. Şık kavgalar, şık yok, ayrılıklar yok. Bilmiyorum aklıma şu an gelmiyor. Ben hani geçenlerde ikimiz de ne yine kadar konuştum. Şık bir sosyal bir şey medya üzerinde. Ben son şık birbirlerine laf göndermeyi Cem Yılmaz'la Metin Akpınar arasında denk geldi. Ben ne kadar güzel çok, çok tatlı atıştılar. Sonra da o dörtlü kareyi verdiler. Usta, çırak ilişkisi falan. Çok güzel bir tablo alıştı. Vallahi bir böyle serin bir bardak su içmiş gibi ya olduk dostum, ya. Ya dostum gün olur şöyle... devran olur. Senin o şarkıya da söze de ihtiyacın olacak günler gelir. Herkesin gelir. Birbirine ihtiyacı olacak. Yani bu ihtiyaçları evet. Dostluk tabanında bırak görüşmeyin. Ara ara mesafe koyun ama evet. Bunu bir ben yani o masada ara ara oturabileceğinizi unutmayın. Aynı yerden ekmek yiyorsunuz. Yani böyle hani insanlar şunu anlamıyorum bu sanat camiasında. İşleri yolunda gittiğinde ya da yanlarına başka birini bulduklarında hemen böyle bir diğerini evet. Bir dışlama etme. Aşkım en kötüsü de ne oluyor biliyor musun? Şimdi bir taraf bir karşılıklı küsüyorlar. Hı-hı. Sen eğer o kişinin küstüğü kişiyle görüşürsen üstüne çarpı. Tabii. Bu ne demek? O liste güncelleniyor liste hemen. Güncel. Sen onunla mı gittin? Onunla mı çalıştın? Ha, görürsün. 8 yaş öncesi travma budur. 8 yaş öncesi çocuklar yapar. Dikkat edin buna. Evet evet. Sınıfta yaparlar. Sen de onunla, o zaman tabii. Ne demek bu? O kişinin 8 yaş öncesinde travması kalmış. Bazıları hiç büyüyemiyor gerçekten. Şu an önümüzdeki haberin kahramanı olduğu gibi. Mehmet Ali Erbil efendim. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yine yaptı yapacağını. Quality dergisinin ödül gecesinde sunucu Melike Öcalan'ı zor durumda bırakan, onu şoke eden sözlere imza attı ve bakın ne yaptı. Siz damaya karar verirken ben ödülü kim alacak? Sen genç, güzelleşmişsin kız. Merci. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Öyle bir şey sana istemedim. Bir değdiremedim elimi. Evet, bence de. Bence bunu böyle söyleyeyim. Abi nasıl bir film dönüyor burada, hayırdır? He? Nasıl bir film dönüyor burada? Ben şu an şoktayım, 20 yıldır hiç böyle bir şey duymadım kendimden. Melike durumu kurtarmak için böyle bir sırtını döndü. 20 yıldır böyle bir şey duymadım, şoktayım diyor. Gerçekten şok edici bir an. Bunu başka biri yaptı, taciz diye linç yer. Evet. Burada bir taciz var. Yani oturup bir daha düşünelim. Kendisini kim yönetiyor, menajerleri kim? Ben artık ruhsal bir destek almasından yanayım. Biyolojik bir destek değil yani. Oturup psikolojik bir destek programı çıkartılma. Bu da ama çok normal. Ama psikolojik destek görüyor zaman zaman Mehmet Ali. Zaman zaman değil, düzenli, yoğun bir şekilde görecek. Artık şeye gitmiş yani hani sağlıklı ilişki kuramıyor farkında mısınız? Evet. Kuramıyor. Aşkım bilmiyorum katılıyor musun? Bazı insanlara belirli bir yaştan sonra aşırı bir özgüven geliyor. Ben onu söyleyecektim. Onlar ben ne söylersem kabul görür. Evet. İşte insanlar bana yaşla saygı duyar acaba? Moduna geçiyorlar. Hı-hı. Burada olduğu gibi. Hı-hı. Yani Mali aslına bakarsan her zamanki Mali. Hı-hı. A dese gülüyor insanlar, B dese gülüyor. Hı hı. Burada dediğin gibi çok çirkin bir söylem var. Altta bakıyoruz insanlar gülüyor. Hiç kimsenin rahatsız olduğu bir durum yok. Orada zor duruma düşen de Melike'nin ta kendisi. Aynen yani orada ciddi bir travmatize etmiş. Ya bu kız evli olsaydı, bu kızın belki hayatında biri var. Yani ne gerek var? Kız hiç orada yalnız olsa da çok kötü. Açıkla, yalnız çok kötü. Olsa da evet. Çok kötü. Tabii. Kız orada kendini ifade etmek ve açıklama yapma durumunda kalıyor. Ne kadar acı bir şey. Mehmet Ali Erbil'in de geçmişi bilindiği için bir sürü zaman zaman ortaya çıkıyor. Peki şunu da soralım. Şimdi bazı isimler için kredi şöyle tükenmiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ay, aşkım işte. Yapar yeridir. Müge yapar yeridir. Gülşen yapar yeridir. Yani bazı isimlerde minnacık bir hata yapıyorlar ömürlerinde. Minnacık. Doğru. Hop bitti. Linç sen tabii, bittin. Tabii. Ahlaksızsın, öylesin, şöylesin, böylesin. Neye göre bu? Kime göre? O eski insan, yani yaşı evet. Almış insanlar genelde bunlar. Ben şuna bağlıyorum. Bir dönem bu insanlar ekranlarda çok rahat bir şekilde konuşulabiliyordu. Bu kadınlar bu kadar güçlü ön planda ve sesini çıkaramıyordu açık söyleyeyim. Evet. Entelektüel zeka, yeni nesil bu kadar yani eskiden bu kadar güçlü değildi. Bir de insanlar şey değildi yani böyle hani biraz daha eğitimsizdi açıkçası insanlar o zamanlar. Popülaritede şey çok vardı, bel altı diyaloglar. Bu insanlar da zamanında böyle işte basında, medyada, orada, burada bazı yerleri tuttan insanlar açık söyleyeyim, yöneten insanlar.
Şimdi artık onlar yaşlandı. İşte aman boş ver diye bakıyorlar ama bu iyi bir şey değil. Çok sağlıksız bir yere doğru gidiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet, yani evet, hani, evet. Açıklamalar. Bu cümleler bir gün sonra bakın açık söyleyeyim size. Yani bu hareket bu ve bu tavırlar bir süre sonra ciddi suçlar çıkartacak ortaya. Evet. Tehlikeli şeyler çıkartacak ortaya. Dikkat ediyoruz son zamanlarda böyle 65 yaş üstü ünlülerde bir döneme var. Damga vurmuş. 90'lara damga vurmuş. Hem şarkıcı hem sunucu hem oyuncu. Yani bizi bile artık bu kadar da olmaz dedirtecek itiraflarla ya da birbirlerini üzecek, karşı tarafı rencide edecek açıklamalarla gündeme geliyorlar. 60-65 yaş üstü insanlar artık ciddi ağır şeye giriyorlar, bunalıma. Nedenini söyleyeceğim size. Bu camiadaki bazı sanatçıların en büyük hatası zamanında güçlü ilişkiler kurmamaları. Güçlü duygularla dostluklar geliştirmemişler. Hep çıkar ilişkisi üzerinden. Yaşlandıkça yalnızlık duygusu tavan yapıyor. Bu da bazı insanların daha çok saçmalamasına neden oluyor. Varlığını hissetmesi için. Daha da saçmalayacaklar. Artı ben şunu söyleyeyim az önceki sohbetten belki buraya gelecek konu ama arkadaşlar özellikle ben sanatçılara bu camiaya söylüyorum. Evet. Ciddi anlamda ruhsal yapılarına destek almak zorundalar çoğu. Neden? Çok yakın bir zamanda artık böyle şey başlayacak, çıldırmalar. Ağır ağır. Bunları siz böyle magazinde daha... Tabii. Başladı zaten daha epeydir da ama daha da mı artacak? Bir iki sene sonra daha da fazla olmaya başlayacak. Ne birbirlerini dövecekler yani, ne yapacak? Gündeme gelmek için ne? Hayır. Ciddi regresyon yaşıyor şu an herkes. Ne demek bu? Duygusal durgunluk. Gerilime. Aynen öyle. Pandemiden sonra başladı bu. Daha da artacak arkadaşlar. İnsanlar çok yalnızlar. İnsanlar kitap okuyamıyorlar. Bir iki saatlik filmi izleyemiyorlar biliyor musun? Hayır tahammül konsantrasyon bozukluğu var. Konsantrasyon iyice düştü. Artı çok güzel bir şey bir diziden örnek verdin arada. Bir masada oturup yarım saat diyalogda kalma problemi yaşıyorlar insanlar. Evet. Hemen telefonumuza sarılıyor. Hemen telefon kötü duyguya çok fazla giriyorlar. Bu yalnızlığı arttırdı. Yalnızlık arttıkça bilinme arzusu artmaya başlıyor. Bilinme arzusu arttıkça fark edilmek için skandal konuşmuştuk. O artacak. Evet. Ama ne yazık ki çıldırmalar artmaya başlayacak. Çıldırmalardan kasıt ne? Geçen gün Arif Verimli ile konuştum. Acilen dedi 300'e yakın hastane açılması gerekiyor. Akıl hastanesi. Acilen. Aynen yayınladı da sayfasında. Aşkım cinleri ciddi bir tehlike geliyor. Farkında değil kimse. Çıldırmalar, bunalımlar artmaya başlayacak ve önlem almadık hala biz. Önce sanat camiasında niye başlayacak? Daha duygusal insanlar olduğu için. Evet, inişli çıkışlı. İnişli çıkışlı olduğu için. Sonra tanınmayan insanlar. Onlar daha fazla artmaya başlayacak. Yalnız bu bilinme arzusu şuna dönüşecek. Nasıl ki o torpidoda telefon bulunsun psikolojisi vardı ya. Artık suç işlemek de bilinmeye getirecek. O göstermek işte. Bravo. Evet. Bu da bilinmeye getirecek. Hatta canlı kamerada yapacaklar bunu falan. Herkes görsün oraya diye. Oraya doğru bir iki senesi kaldı psikolojik olarak. Burada şunu söyleyebilirim. Çıldırmaların arttığı dönemde herkes için söylüyorum. Eğer ruhsal sürecinize zaman ayırır, güçlü ilişkiler, bağlar kurarsanız kurtulacaksınız. Artık ne yazık ki şu da bitti. Eskiden iş dünyasında zenginler önemliydi. Kadın ya da erkek. Evet. Şimdi onlar önemli. Kimse bilmem ne fabrikatörün yanına gidip bilinmek istemiyor artık. Artık influencersan, sosyal medya hesabın yüksekse onlarla birlikte olma ihtiyacı daha fazla doğmaya başladı. Bu artmaya başlayacak arkadaşlar. Para da mutlu etmeyecek, şöhret de mutlu etmeyecek. Bunun önlemini kişisel herkes almalı. Para, şöhret, aşk, estetik. Birincisi ruhsal dünyanıza bir şekilde yatırım yapacaksınız. Terapi mi alırsınız, kişisel gelişim desteklersiniz. Orayı doldurmak, beslemek lazım. İki, meditasyon mu yaparsın? Evet. Düzenli, istikrarlı. İki, okuma becerinizi arttırmak zorundasınız. Dedin ya çok düştü. Evet. Üçüncüsü muhakkak 13 yaş öncesinde ne yaptıysanız, dans mı ettiniz, müzikle mi uğraştınız, karate mi yaptınız, o dönem yaptığınız bir şeyi bulacaksınız. Size iyi gelen bir şey. Bir hobinizin olması lazım. Bir de biraz daha sade yaşamaya zaman ayırmak. Şu telefon var ya şu telefon. Evet. Onu birazcık hayatınızda azaltacaksınız. Okuma becerisi niye önemli? Artık biz okuyamadığımız için düşünemiyoruz da ne yazık ki dostlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Gerçekten düşünemiyoruz. Düşünemediğimiz için ilişki kuramıyoruz. Ana babanızla probleminiz varsa çözmezseniz yandınız. Açık söyleyeyim. Yandınız. Ne kadar diyorsun? Gülşen'cim yaşlandıkça anne babaya dönüşüyoruz. Evet. Yani farkında olmadan. Peki anne babası hayatta olmayan insanlar bunu aynı nasıl şey, çözecekler? Şöyle olacak o da. Ya var ya da yok hiç önemli değil. Mesela hangi hareketin, hangi tavrın annene benziyor? Şunu beynine sürekli söyleyeceksin. Annem başka biri, ben başka biriyim. Annem başka biri, ben başka biriyim. Yani beyniniz bunu sık sık bine yakın duyduğunda artık hatırlatma gibi. Anladım. Aynen. Ayrışma yaşamak zorundasınız. Göreceksiniz bir iki sene içinde sizin burada yapacağınız haberler artık şey olmaya başlayacak yani.
böyle gözleriniz açık açık haberler yapmaya başlayacaksınız. Nasıl vurdu, nasıl kıydı, nasıl etti. Çünkü artık böyle şu an eleştirdiğimiz şeyler normalleşmeye, bunun üst level'ına çıkmaya başladı. Yalnız zaten bu eleştirdiğimiz şeyler de artmaya başladı. Daha da. Yani bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce, 5 yıl önce biz başka daha biraz daha naif bir şeylerden bahsediyorduk. Aynen. Ki onlar da büyük geliyordu. Şimdi aşkım, büyük büyük ve geliyor. Ve sanatçıların bunalımları daha sert olacak. Tabii. Üretememeye başlayacaklar. Şarkı çıkmıyor artık. Sana şöyle söyleyeyim. Söz sosyal çıkmıyor. Medya fenomenleriyle başladı. Başladı. Kulağımıza bazı fenomenlerle ilgili. Bana da çok geliyor. Feci şeyler. Öyle feci şeyler geldi ki. Hani şu yayında anlatamayacağız. Bahsedemeyiz, imasını bile yapamayız. Aynen. Zaten sosyal yani medyayı iyi takip edenler anlayacak. O şimdiye kadar duyduğumuz en çıldırma anı diyebiliriz yani. Hmm. En çıldırma olayları diyebiliriz. Senin de kulağına gelmiş. Hatta sapkınlığın ötesinde bir şey. Evet, aynen. Bambaşka. O ne biliyor musun işte? O çok başka bir şey. O işte yani. O çocuklukta ne yaşadıysak susuyoruz ya, sırlarımız var bizim. Hepimizin. Evet. Sırlarımız evet. Var. Anne baba, komşu, dayı bir şey yaptı, amca bir şey yaptı 13 yaşına kadar. Onlar çıkacak Gülşen. Korkunç bir şey. Yani beni 13 yaş korkunç. Öncesi babam dövdüyse ben de dövmeye evet. Başlayacağım, anladın mı? Evet evet. Ben taciz edildiysem eğilimim artacak. Anladım. Yani bunu çözmek zorundasınız. Sen diyorsun ki 13 yaş öncesi ne yapıyorsanız size iyi gelen iyi gidin onu bulun. Diyelim ki hiçbir şey yapmıyor, boş boş geçirdi. Bu şu da kapsıyor mu? 13 yaş öncesinde çok sevdiğin bir arkadaşını bul, yakala, onunla sohbet et. O duygulara gir, sohbet et. Hı. Dans mı ediyordun? Dans et. Müzik mi yapıyordun? Bir şey mi yazıyordun? Şiir mi yazıyordun? Bir şey bul. Yani çünkü seni iyi hissettiren bir şeyi bulmak zorundasın artık. Yani çok karıştı bilgiler farkındaysan. Evet. İnsanlar aidiyet duygusunu yitirmeye evet, başladılar. Evet. Boşluktalar. Herkes şunun içinde yaşamaya başladı. Evet, evet. Ve boşluk duygusu evet. O kadar tehlikeli bir duygu çok. Ki. Kendine zarar verme arttı. Evet. Yani baktığında bunlar tehlikeli. Evet. Bir de onu gösteriyor canlı yayında. Ha, bir de onu gösteriyor. O da bilinme arzusundan evet. Dolayı. Evet. Şimdi durdu turnayı gözünden vurdu dedirtecek bir habere geçiyoruz. Kahramanı da Recep İvedik. Yani Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 için öyle bir anlaşmaya imza attı ki sevgili izleyiciler. Böyle ağzımız açık açık. Şahan Gökbakar şu sıralarda haftanın 7 günü günde 15 saat film setinde çalışıyor. Ünlü komedyen serinin 7. filmi Recep İvedik 7 filmi için gecesini gündüzüne katıyor. Box Office Türkiye verilerine göre Şahan Gökbakar 32 hafta vizyonda kalan serinin ilk filmi Recep İvedik'le 2008 yılında 30 milyon lira hasılat elde etmişti. Recep İvedik 1 sinemada rekor üstüne rekorlar kırınca Şahan Gökbakar hiç vakit kaybetmeden seriye 5 film daha eklemişti. Şahan Gökbakar 6 farklı Recep İvedik filminden gişede yaklaşık 325 milyon Türk lirası hasılat elde etti. Şahan Gökbakar'ın dijital bir platformla anlaştığı iddia edildi. İddiaya göre bir dijital platformla yayınlanacak Recep İvedik 7 için Şahan Gökbakar'ın bu anlaşmadan 120 milyon lira kazanacağı öne sürüldü. Dijital platformlarla beraber artık bir şey kaygısı da bitti. Cem Yılmaz da dijital platformla anlaşma yaptı. Uzun zamandır ekranda olmayan Gülse Birsel de onun için de evet. 30 milyon liralık bir anlaşma yaptı. Yüksek dediler. Ücretlere imza atıyorlar. Gayet güzel rakamlar. Recep İvedik de 120 milyon liraya çekilecek, alacak daha doğrusu dijital platformdan 7 için. Ne güzel. Helal olsun diye bir şey diyemiyorum. Ama genel çok Recep gibi ağzım açık kaldı. O yani erdi ya. Ama bu çok arada önemli. Yani Recep İvedik'i bugün bazı oyuncular ben o yapımda filmde asla oynamam. Bazı seyirciler gidip gizli gizli izlediler. Ben öyle bir şey izlemem diyor ama Türk sinema tarihinin öyle. En çok aynen. izlenen yapımı olarak bir şeyin önünde en çok varsa ona bir kere bir saygı duymak ve şapka çıkarmak bakın, gerekiyor. 2017'de 2017'de aşkın bir haber çıkmış. O zaman Recep İvedik 5 çıkmış. Daha 6 yok ama. Şahan 5 filmlik Recep İvedik serisiyle toplam 250 milyon lira hasılat elde etmiş. Celal ile Ceren ve Osman pazarlama filmlerini de eklersek 7 filmden 300 milyon lira hasılat elde etmiş. Şöyle saygı duymak gerekiyor. Şimdi tükaka yapacağına sinemayı canlandırıyor. Yeni bir ekonomi yaratıyor. Kesinlikle. Yüksek vergi tabii. Ödüyor. Devletine milletine de yararlı hale geliyor. Buralardan dolayı zaten sen ortaya çıkan işe saygı duyacaksın. Bunlar yeterli söyledikleri. Evet. Yani hiç sevmiyorsan bile bunlar yeterli. Kesinlikle. Ki sinemanın hareketlenme ihtiyacı var. Evet. Ciddi boyutta hem de.
Evet, efsane isimlerle, efsane bir filmle de devam edelim. Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın başrolü Allah. Paylaştığı 1976 evet. yapımı Devlerin Aşkı filmi televizyon dizisi için uyarlanacak. Yapımcı Faruk Turgut isim arayışlarına, oyuncu arayışlarına başladı. Sosyal medyada alternatif isimler gündeme geldi. Size de soralım, sizce dizide Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın rollerini hangi isimler oynamalı? Aklında isim var mı? Bir merak ediyorum. Şimdi dur olursa, haberi izleyelim ondan sonra söyle. Yok olamıyor, isim olamıyor. Kadir İnanır'la Türkan Şoray çünkü. Siz yeri de olmuyor. Okuyalım ve haberi izleyelim. Yeşilçam efsanesi dizi oluyor. Devlerin Aşkı yeniden anlatılacak. Dizide Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın yerine hangi ünlü isimler yer alacak? Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın en iyi filmlerinden biriydi Devlerin Aşkı. Eski sinemalarda aylarca kapalı gişe oynadı. Televizyonlarda her yayınlandığında binlerce insan ekran başında çakılı kaldı. Her bir repliği hafızalara kazınan o film şimdi dizi olarak yeniden çekilecek. Peki Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın yerine kimler o dizide rol alacak? Bu sorunun yanıtı henüz belli değil ama sosyal medyanın favori isimleri belli. Haliyle, tavrıyla ve dış görünüşüyle Kadir İnanır'a çok benzetilen Burak Deniz ilk adaylardan biri. Tabii bu role boylu postlu Kenan İmirzalıoğlu'nu yakıştıranlar da çok. Delikanlının kitabını ancak Burak Özçivit yazar diye düşünenlerse çoktan sosyal medyada çalışmaya başladı. Kadir İnanır'ın rolü için önerilen adaylar sadece bu kadar da değil. Engin Akyürek'ten Yiğit Kirazcı'ya, Murat Ünalmış'tan İbrahim Çelikkol'a kadar pek çok ünlü isimle çalkalanıyor sanal dünya. Peki ya Türkan Şoray'ın rolünü kim üstlenecek? Bu efsane rol içinde pek çok isim ön plana çıktı. Fahriye Evcen ise rakiplerini bir adım geride bıraktı. Belgüzel Korel ve son olarak Bergen filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah da sosyal medyanın adayları arasında. Sima olarak Türkan Şoray'a çok benzetilen ve son olarak Mahkum dizisiyle beğeni toplayan Melike İpek Yadovalı tabii ki bu listenin olmazsa olmazı. Ancak Hande Erçel ile Burcu Özberk'in hayranları da boş durmuyor. Devlerin Aşkı'nda kendi hayran oldukları isimler yer alsın diye sosyal medyayı adeta yıkıyorlar. Peki ikinci sayfa olarak biz size soralım. Dizi haline getirilecek olan Devlerin Aşkı'nda Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın yerine kimler yer almalı? Acaba görüntü olarak Kadir İnanır ve Türkan Şoray'a benzeyen isimler mi olmalı, yoksa onlar gibi aralarında güzel bir uyum olan, baktığın zaman nasıl birbirlerine yakışıyorlar? Acaba tabii. aralarında bir aşk var mı diyeceğimiz bir isim mi olmalı? İkinci söylediğin daha yakın kesinlikle geldi uyum bana. Olmalı aralarında. O seyirci o geçiyor. Evet. Seyirciye görsellik bir süre sonra geçmez. Evet. Bir süre sonra o uyumu, enerjiyi almaya başlar. Yani Kadir İnanır'ın ikizini bulsan ne olur değil mi? O, oynayamadıktan ve partnerine öyle. O enerjiyi veremedikten sonra bir anlamı yok. Çünkü seyircilerimiz de biz de bu masada Kadir İnanır'a hani şu an en yakın kim isim derken hepimiz bir ortak noktada, yani bir Burak Deniz'de birleşiyor Burak gibi. Burak Deniz yazıyorlar zaten. Burak sizlerden gelen mesajları da ama hemen okuyalım. Ama hani Burak Deniz şey olarak evet yakınlaşıyor. Görsel yani çünkü olarak. Kadir İnanır başka bir efsane. Ama ben Türkan Şoray'ın yerine kimseyi koyamıyorum. Müge. Aslında ne kadar önemli bir şey söylüyorsun lan, biliyor musun yani? O makamın ne kadar kıymetli, değerli olduğunu anlatıyorsun. Evet. Aşkım dün Selvi Boylum Al Yazmalım vardı bir kanalda. Abi. Kaldım diziye. Of çok fena o. Ve ilk kez bu kadar dikkatli izledim. Kadir İnanır nasıl yakışıklı. O müzik. Ya o Ahmet Kenan Tekin. İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ kusura bakmasın ama. Onlar da hakkını verir gelmiş zaten. Gelmiş geçmiş en yakışıklı isimlerden bir tanesi. İyi ki var. Yani o mimikler, o gülmesi zaten ikisinde yani yüzde hiçbir şey yok. O dişleri, her şey çok doğal. O doğallıkları ne kadar etkiliyor. Türkan Şoray başka bir efsane. Dolayısıyla gerçekten. Evet birbirinden güzel, genç, şu an popüler olan kadın oyuncuları hem Instagram sayfamıza yazdınız hem de arkadaşlarımız ekrana getiriyor ama bir seyirci olarak, bırakın hani bu işleri yapan biri olarak değil, seyirci olarak bakıyorum bakıyorum, hayır hiçbir tanesi, hepsi çok değerli isimler. O duyguyu geçirebilir mi? O duyguyu seyirci olarak bana geçmiyor. Şimdi bakıyorum. Türkan Şoray'ın nesi meşhur mesela? O gözler değil mi? O kirpikler şahane. Şu fotoğraflara hepsi baktığım şahane zaman kızlar. Hepsinin gözleri şahane ama gözüne şarkılar yazılmış bir isim. Hande Erçel. Evet. Müjgan şarkısı yapıldı. Ha. Kirpiklerine yapıldı. Evet. Hande Erçel evet çok benziyor. Benzetebiliriz de. Makyajda da değişebilir. Hmm. Ama o duyguyu verebilir mi? O hayatım, oyunculuğu gösterebilir hayatım, mi? Hande Erçel'e de o şarkıyı yazan Murat Dalkılıç'tı. Murat Dalkılıç. Türkan Şoray'a Türkiye yazdı yani. Şeyleri yazdı. Hemen düşün. Hemen düşün. Yani Murat Dalkılıç yazdı. Bir tek o yazdı. Ya olsun yine de durup kadına... dururken biz böyle demiyoruz bir efsane. Belki onlar da ileriki yaşlarda o şeye gelebilecekler. Tabii. Bakalım kesinlikle. Kaçı kalacak?
O daha önemli. Ama şimdiden belli kimlerin kalacağı. Evet. Onu da bilirsiniz. Yani hissediyorsunuz. Yani güzellikleri gidince bakalım kaç eğlenecek. İbrahim Çelikkol, Birce Akalay demişsiniz. Derince diyor. Bilgi de diyor ki Burak Özçivit buna uymaz. Hayır demiş. Barış Arduç, Ezgi Mola diyenler var. Kesinlikle Burak Deniz demiş. Filiz yazmış. Neslihan Atagül, Kenan İmirzalıoğlu, Nilüfer Burak Deniz diyor. Burak Deniz ismi şu anda öne geçmiş durumda. Melike İpek Yalova'ya yazmışlar. Aslı Enver, Kıvanç Tatlıtuğ diyorlar. Yağmur Ünal, Kenan İmirzalıoğlu. Türkan Şoray yerine en iyi kız Ezgi Mola olur demişler. Burak Deniz, Esra Bilgiç ama şu anda Burak Deniz ismi öne geçmiş durumda ama fiziken sadece fiziken bir de bir enerji olacaksa ben şöyle söyleyeyim sevgili Faruk Turgut'a. İki isim geldi şu anda aklıma. Onlar bir dizinin setinde tanıştılar. Sonra da sevgili oldular. İnanılmaz güzeller. Birbirlerine de çok yakışıyorlar. Bence bu enerjiyi bize geçirebilirler. Ha, şey mi? Alp Navruz ve Ayşe Ayşin Turan. Evet. Ha, çok güzel. Saf bir sevgileri var. Çok güzel olabilir. Evet. Naifler ya. Tertemizler sanki. Ayça da ona böyle doğal. Var. Evet evet. İyi sanki enerji. Allah korusun. Ayrılmasınlar, mutluluğa tamamıyla ama ersinler. Sen Allah korusun dedin ya, iki gün sonra gelirsin. Sen kendine bak, bir maşallah de ne oluyor maşallah de diye iki gün yaşamıyor. Tabii. Ama... Peki onların ayrılığı bile asaletli olur. Bak, okey. Evet, öyle bir görüntüleri var. Öyle bir aman ayrılmasınlar. Allah korusun. Peki son zamanlarda bizim bu masada çokça konuştuğumuz, şimdi bir bu konuların uzmanı olarak sana danışacağımız, soracağımız bir konu var. Sevgili izleyiciler, Özcan Deniz biliyorsunuz kendisinden 24-25 yaş küçük tasarımcı Samar Dadgar'la aşk yaşıyor. Yüzüklerde takıldı. Tarih henüz verilmedi. Eğer nikah masasına oturursa Özcan Deniz'in ikinci evliliği olacak. Fakat Özcan Deniz'in annesi Kadriye Hanım, evet 3, ilki Almanya'daydı doğru. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Hanım bu işe karşı ve bunu açık açık kameralarda söyledi. Oğlumun evlenmesini istemiyorum dedi ve Samar Dadgar'dan da bir tepki geldi. Önce anneyi izleyip hatırlayalım. Ya siz artık hani Özcan Bey'in evliliğine hani evlenme durumuna sıcak bakıyor musunuz? Ha. Yani bu olayı vardı diye. Şimdi burası sakat. Yani ben Özcan'ın duysun da bunu. Özcan'ın evliliğini istemiyorum. Bir tane çocuğu da var ama kız arkadaşıyla da mutluluklar diliyorum. Yani illa nikah masasına mı oturmak lazım? Gönüller bir olsun, kalpler bir olsun, dürüstlük olsun. Bunu Allah'ımdan diliyorum. Evet, duyacak tabii şu konuşmalarımı. Evet, evliliğini istemiyorum. Zaman zaman ben dinliyorum magazinde bunu. Tabii ki belki bu konuşmam kız arkadaşının gücüne de gidebilir, bilmiyorum. Ama ben istemiyorum. Özcan da bunu düşünmesi lazım. Evet, Samar'ın da bir tepkisi var. O da Samar'ın hazırsa da izleyebiliriz evet. Aslında. Nişantaşı'nda yürürken arkadaşlar mikrofonu uzatmışlar. Ve müstakbel kayınvalidesinin sözlerini sormuşlar. Evet. Samar Hanım, bir şey sorabilir miyiz? Bugün gazetelerde çıkan bir haber vardı. Özcan Bey'in annesi sizi gelin olarak istemediğine dair. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Açıklamasının ardından hemen müstakbel gelin Nişantaşı'nda bir mücevher mağazasına girerken görüntüleniyor. Yani alt metninde sanki kalbi kırılmış Özcan Deniz sevgilisini böyle ödüllendiriyor. Bak git canım özel mücevher seç. Git kendine bir hediye al. Çok iyisiniz ya. Buradan da bir gündem çıkaralım. Ne diyorsun? Ya bir kere Kadriye hani, Hanım'ın açıklamalarına. Hiçbir anne hani oğlunun haberi olmadan böyle bir açıklama yapmaz. Yani bu camiye açık evet, konuşuyorum tabii evet. Yani hani. İkincisi burada gördüğüm şöyle bir şey var. Annesinden ayrışamamış erkekler ilişki yaşayamıyorlar. Yani çünkü anne bazı anneler evlatlarından bir tanesiyle flört ediyor sürekli. Onu kendine yatırım yapar gibi tutuyor. Onun evlenmesini istemiyor. Bu evlenme istememenin amacı da şu mal paylaşımı.
genelde budur. Yani para dışarıya çıkmasın, içeride kalsın. Aslında ihtiyaç budur. Bunun için yapılır. Yoksa önemli değildir evlilik, aileler. Mal varlığını koruma aslında. Öncelik budur her zaman. Evet. Mal varlığını koruma. İkincisi yani artık belli bir yaşa gelmiş bir insanın kararlarını kendisinin vermesi gerekiyor. Anne artık bu konulara girmemeli. Biz burada şunu görüyoruz. Demek ki ayrışamıyor anneyle oğul. Ve evlense de boşanacak tekrar. İlişkiler yine problemli devam edecek. Onu gösteriyor. Ya da biraz evvel seyirciler haberi izlerken biz masada da konuştuk. Aslında Özcan Deniz'in de çok evlenmeye niyeti yok da annesinin üzerinden mesaj veriyor. E tabii yani hani kendi aralarında konuşuyorlardır bunu. Yani tabii aile içinde bu konuşulmuştur. Aman kendi kendine gelin güvey olma. Aynen. Kıza bir mesaj bu. Aynen yani ilişki yani evlilik evlenmeden de devam edebilir. Bir de düşünsene bak çok ilginç. Anadolu'da yetişmiş bir aile. Evet. Artık hatırlıyor musun? Birkaç program öncesinde şey demiştim. Evlilik olmayacak ileride diye. Evet dedim. Artık Anadolu'dan da bu sesler çıkıyor bakın. Evliliğe gerek yok. Birlikte yaşasınlar. Çünkü neden? Boşanmalarda milyon dolarlıklar ya da milyon TL'lik nafakalar, tazminatlar havada uçuşunca o malın parçalanmasını istemiyor aileler. Ama aşkımcığım söz konusu kendi kızı olsaydı. Aa, o ayrı. Aman kızım evlenmeyin böyle gezin falan der miydin? Hayatta da. Hayatta. Ya da Kadriye da ayrımcılık işte. Tabii yani, ki. Ya da Kadriye Hanım'ın kızı evlenmek üzereyken geliyor diyor ki anne evleneceğim ama eşimin ailesi evlilik sözleşmesi istiyor. Hiçbir şekilde pay alamayacaksın. Şimdi o zaman nedir acaba? Bir de böyle evlilikler var. Ya o zaman şunu gösteriyoruz biz. Hala demek ki erkek yine ön plana alınıyor. Kadın ikinci planda. İkincisi burada yapılan da kadına şiddet. Tabii. Kadının duygusunu diyor, bastır o duygunu. Bitirdin diyorsun. Kızı sen. Yani bitirdin yani. Buraya yüzük da bakmak taktık lazım. Ama o yüzükten sonra 3 yılda sürer, 5 yılda sürer. Geri o de yüzük döner. Yüzük öyle eskir o parmakta. Aynen. Ama ben şunu söyleyeyim. Artık lütfen ya. Yani geldiğimiz çağda annenizden babanızdan ayrışın. Yani kendi hayatınızın kararlarını kendiniz verecek yaşa geldiyseniz. Artık bu önemli durumlarda annenize babanıza bitti artık o şeyler yani. Bu kadar yapışık ve bağımlı yaşamaya gerek yok. Geçen arkadaş grubunda konuşuyorduk. Diyelim ki evlenecek ama bir bakıyor ki işte ya da flört ediyor evliliğe doğru gidiyor. Çocuk işte 35 yaşında ama hala annesinin babasının evinde. Bu bir gösterge mi? Tehlikeli bir şey bu. Yok tabii anne baba onu bağımlı etmiş kendine. Çocuk şey yapamıyor. Dış dünyanın için tehlikeli ayrışamıyor oradan. Ömrü mesela o evlensin. Karısını da o evin içine daha çok almaya başlayacak. Yani bu şudur. Anne ya da baba flörtü bırakmamış. Sevgili yapmış kendine. Bu zaten mutsuz anne baba ilişkilerinde olur. Anne baba sağlıklı bir ilişkisi olsa evladı birey olarak yetiştirir ve özgürleştirir. Ama izin vermiyorsa kendi ilişkilerinde bir problem var demektir. Bu yaş çok şey. Yani 20 yaşından sonra artık bireysiniz ya. Kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Bunu öğrenmek zorundasınız artık. Bunu yeni nesil gösteriyor ama. Evet. Bak Z kuşağı böyle. Z kuşağı farklı. Evet. Aynen. Biraz orayı okumak lazım diye düşünüyorum Z kuşağını. Şimdi reklama gideceğiz ama arkadaşlar çok kısa onun tarzını getirsek ekrana zaten yeter. Murat Dalkılıç da evliliğini 2017 yılında bitirdi. Boşandıktan sonra bambaşka bir Merve olarak karşımıza çıkmaya başladı. Tarzı değişti, paylaşımları değişti. Önceki günde bir alışveriş merkezinde böyle görüntülendi. Kelebek'ten Hande Can da onun tarzını şöyle değerlendirmiş. Merve Bolur ne kadar absürt olabilirim denemesi yapıyor bence. Uzun zamandır eski Merve'ye hasretiz. Birazdan Kafkas dansına başlayacakmış gibi gözüken son derece anlamsız bir kıyafette göstermesinin başka hiçbir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Mesela üzerinde ceket olmasaydı veya giydiği ceket o şekilde bağlanmasaydı belki de bu kadar göze batmayacaktı. Stilini anlamaya çalışıyorum. Yok kesinlikle bulamıyorum. Hiç eski Merve'yi özlediğimiz yok magazinciler bayıldım, olarak. Bayıldım. Çünkü neden? Eski Merve çok dümdüz, sıkıcıydı. Şimdiki Merve çok iki renkli. Günde bir renk sunuyor. Böyle güldürüyor, eğlendiriyor. Bırakın birçoğu böyle olsun aynen. Ya. Olsun, niye herkes aynı çizgiye çekiyoruz? Bir de kafa karışıklığını yansıtıyor. Güzel. Dur senin yorumun reklamlardan sonra. Tamam, okay. Reklamlar. Ben Merve'yi destekliyorum. Böyle devam etsin. Aynen kesinlikle. Öyle böyle devam etsin. Galiba evlenene kadar... Çocukluğunda böyle anne babanın kurallarıyla, sınırlarıyla çok büyümüş. Evlilik, boşanmalar bazen travmadır, kırılma noktasıdır. Ondan sonra bence artık anne babanın süper egosundan kurtulup kendi olmaya başlamış. Bu geçiş döneminde kafa karışıklığı yaşadığı bir dönem oldu. Yaşadığı kafa karışıklığı kıyafete, makyaja yansıyor.
Bence kendini bulup bir şey çıkartacak mutlu, ortaya. Mutlu diyebilir miyiz onun için? Hem mutlu hem şey... Dengede mi şu an? Aynen, aynen. İkisi de böyle. Yani olumlu olumsuz böyle. Ha. Bir arayış içinde, bir yolculuk içinde olduğunu düşünüyorum. Bulacak kendini. Aşkım, programın orta yerinde başında dedin ki daha büyük şeyler yaşayacağız. Çıldırmalar. Evet, daha büyük ifşalar, hatta çıldırmalar. Yani... Habercisi kim bunun biliyor musun? Kimler? Evet. Sosyal medyada en çok fenomen olan, sık paylaşılan kişilere ve işte magazindeki farklı değişen hızlı sanatçılara, ünlülere bakın. Onların tutumlarına, söylemlerine bakın. Böyle bağırarak konuşanlar falan. Bunlar bir iki sene sonra her çoğunlukta olmaya başlıyor. Ya da çılgın videolar, stiller falan bir böyle. Bir şey gelmeden önce izlerini küçük küçük gönderir. Onlar bizim için habercidir yani. İçlerinden bir tanesine özel bir yer ayırıyor musun yakında? Aman dikkat edin, ondan büyük bir şey çıkacak dediğin. Fenomen anlamında mı? Yok, ünlü anlamında. Ünlü anlamında. Ya delirme gibi mi? Evet. Çıkma gibi mi? Bir şey söylemiyor ya, iyi bir şey. Ama var bir üçüm beşim. Var bir üçüm beşim var, evet. Hissettiğim var en azından. Yani. Evet. Aklımızı koru diyelim. Böyle de bitirelim gerçekten onu. Öyle. Hep beraber koruyalım. Hep beraber yani. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben yarın teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim.